Oluşum Haber'den herkese mutlu günler efendim. Bugün 19 Eylül Salı. Yani 1921'de Mustafa Kemal Atatürk'e gazi unvanının verildiği bir gün. Biz de bu sebepten dolayı gazilerimizi saygıyla anıyoruz efendim. Seferihisar'da da Gaziler Günü haftası sebebiyle törenle Cumhuriyet Meydanı'nda bir kutlama gerçekleşti. Şimdi onları getireceğiz ekranlara. Seferihisar'da Gaziler Günü kutlandı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Gazi unvanının verilişinin 102. yıl dönümü olan ve her yıl 19 Eylül'de kutlanan Gaziler Günü Seferihisar Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törenle kutlandı. Seferihisar Kaymakamı Mehmet Şerif Olçaş ve Seferihisar Belediye Başkan Vekili Sinem Koç Karaman ilçe protokolü katılımıyla 19 Eylül Gaziler Günü resmi tören gerçekleşti. Seferihisar Kaymakamlığı tarafından düzenlenen program Gazi ve şehit ailelerine özel akşam yemeği organizasyonunda devam edeceği öğrenildi. Evet, bugün haberlerimizin bir önemlisi de Seferihisar'da Necat Hepkon İlkokulu'nu ziyaret ettik. Bölgede bize çok fazla WhatsApp ihbar hattından gelen şikayetler üzerine biz de Oluşum Haber gazetesi olarak ekiple yerinde incelemek istedik. Velilerin de sorunlarını dinleyelim istedik. Bir şikayet aldık. Çocuklar öğle yemeklerini dışarıda yiyorlarmış. Siz bu konu hakkında şikayetleriniz neler? Evet, çocuklarımıza dışarıda pisliklerin içinde yemek yediriyoruz. Bir saat öğlen yemeğe tatili var. Evlerimiz uzak, eve götürüp geldiğimiz zaman geç kalınmıyor. Ama okulun bahçesinde müsaade etseler en azından okulun bahçesinde yediriyoruz çocuklara. Ama dışarıda çöplerin pisliğin içinde yerlerde yemek yediriyoruz çocuklara. Şikayetimiz bu. Ne olmasını isterseniz peki? En azından okulun bahçesinde yani temiz bir ortamda ya belediye masa versin, banklarda çocuklar temiz yerde yesinler. Sınıfta yemek istemiyorlar. Tamam, izin kağıdı imzaladık anı dışarıya alabilmek için. Ama dediğim gibi eve gidip geldiğimiz zaman vaktimiz yetmiyor. Çocuklar bu sefer perişan oluyorlar. O yüzden biz istiyoruz ki okulun bahçesinde yesinler en azından çocuklar. Sokakta tozun toprağın içinde, pisliğin içinde yemesinler. Bizleri almasalar bile en azından çocuklar orada yemeklerini kendileri yiyebilir. Ama böyle bir şey de yok. Biz 3. sınıfta benim kızım 3 senedir bu şekilde. Yani Yani biz bizde şey, sıkıldık artık. çocuklarımız hasta oldu, hastanelik oldular, mikrop kaptılar. Evet, Karın ağrısı, ishal, kusma. Ya okulun ilk haftası daha biliyorsunuz ki. Ama çocuklarımız, yani hepimizin çocuğu bir acillik oldu zaten. Ve bunun sebebi de okulda olan pislik. Çocuklarımızın, şurayı da çekerseniz yani biz çocuklarımızı şurada yemek yediriyoruz. Bu pisliğin içinde yani kedisi var, köpeği var, her şey burada ve biz Yemek çocuklarımıza burada artıkları, yemek yediriyoruz. bir sürü pislik var orada. Aynı şekilde ben de yani. Okulun bahçesinde olursa seviniriz yani. Banklar, yemek masası, pisliğin içinde yemek yediriyoruz çocuklarımızı. Oluşum Haber olarak biraz nostalji yapalım istedik. Seferihisar'da değer vermiş, bu zamana kadar hizmet etmiş belediye başkanlarının kronolojisini yayınladık videomuzda. Ve aynı zamanda da sokağa inerek sokak röportajında vatandaşlarımıza mikrofon uzattık. Bakalım kimler eski belediye başkanlarını hatırlıyor ve yapılan hizmetlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Hep birlikte izleyelim. Medya ailesi olarak düşündük. Dedik ki en iyi, en eski belediye başkanlarını kimler tanır? Bizler de Seferihisar'ın köşe kıraathanelerinden birine geldik. Ali Tarhan'ın kahvesindeyiz efendim. Sizler neler söylemek istersiniz? Efendim kaç yıldır Seferihisar'da oturuyorsunuz? Doğduğum da alamadım oturayım. Doğduğunuzdan beri burada. Peki belediye hizmetlerinden memnun musunuz? Memnunum. Sizce belediye kendini hangi açılardan geliştirmeli, hangi etkinlikleri yapmalı? Bütün etkinlikleri yaptı. Bütün başkanları şöyle yaptı. Yani başkanlara da bir şikayetimiz yok. Uzun Sadece yollar. süredir Seferihisar'da yollardan şikayetçisiniz. Uzun süredir Seferihisar'da oturuyorsunuz. Sizce Evet. en iyi belediye başkanı, en iyi hizmet veren başkan hangisiydi? Adem Çalış. Neden Adem Çalış? At yapı o yaptı. Bir tek pazar yerine Hamit Yaşancı yaptı. Başka bir şey yok. Efendim Seferihisar'da mı oturuyorsunuz? Evet, oturuyorum. Kaç yıldır Seferihisar'dasınız? 10 yıl. 10 yıldır. Peki bu süreçte işte belediyeden aldığınız hizmetten memnun musunuz? Değil. Neden? Hiçbir şey yapmıyor. Ne gibi şeyler yapmasını istersiniz? Bence önce yolların düzelmesini istedim. Bir yolu bozup da yazın, özellikle turistik zamanında bozup da yapılması çok saçma. Kışın yapsınlar bu işi. Çünkü hiç hizmet yok yani.
Başka ne gibi hizmetler almak istersiniz belediyeden? Ya bu sefer ise bizim memleket berbat olmuş. Yani şimdi diyeceğim de belki yanlış anlatılır. Bence burada AK Parti yapmak lazım. Efendim bizim yanlış anlatılacak bir şey yok. Biz halkın sesiyiz. Bence sizin sesinizi duymak için. Bence AK Parti olmak lazım. Yani CHP yok abi. Yok. Yani CHP sadece put. Başka bir şey yok. Yani. Peki en çok hangi belediye başkanı döneminde hizmet aldı halk? En çok hangi belediye başkanından memnundunuz? Ben geldiğimden beri CHP'ne erdim. Hiç hizmet görüyorum. Bak İzmir'de. Ben 7 yaşında İzmir'e kaçtım. Yani İzmir aşığım. Kendim mallıyım. Ama İzmir en şey. Hiç gelişmedi yani. Bugün git Van'a bak. Bak ben mallıyım. Van'a bak var ya. Yeminle Paris. Tabii. AK Parti'nin elinde. Ama koskoca İzmir turistik bir berbat. Hisar için sormak istiyorum. Sizce buranın en büyük eksiği, geri kalmış yönü, yolları mı yani tek problem, yol mu? Hem yolları hem yolları. Hizmet yok diyorsunuz. Efendim, Seferihisar'da mı oturuyorsunuz? Evet. Kaç yıldır Seferihisar'da oturuyorsunuz? Doğma büyüme buralıyım. Ama bir 25 sene, 28 sene dışarıda meslek icabı dışarıda olmak zorunda. Tekrar buraya geldim. Belediye hizmetlerinden memnun musunuz? Tabii ya. Sadece kalabalık olmasından şüphelik. Peki sizce en iyi belediyeyi yöneten belediye başkanı da mı? Herkes kendine göre hizmetini yapıyor. Burada takdiri halkımız veriyor. Ben şimdi ayırt edemem ya. Güzel de bu, çirkin, o çok güzel de diyemem. Peki belediyeden istekleriniz veya önerileriniz nelerdir? Belediyeden isteklerimiz yani yolların yapılması. Sadece çoğunu yapıyor belediyemiz yani. O kadar değil. Fazla da bir isteğimiz yok yani. Gerekeni yapıyor yani. Son dönemlerde görev yapan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin için Seferihisar Belediye Hizmetlerinden vatandaşların memnuniyetini sorduk. Salı pazar olması sebebiyle de halk yoğunlukla karşıladı. Bakalım Asya Yiğit, Arda Dursun Başaran, Gökçe Salacıort'un haberi geliyor ekranlara. Merhaba sevgili Oluşum Haber izleyicileri. Bugün sizinle belediyenin yaptığı çalışmalardan halk memnun mu değil mi? Bunları cevaplarını öğreneceğiz, göreceğiz. Gelin hep beraber izleyelim. Kaç yıldır Seferihisar'da oturuyorsunuz? 16. 16 yıldır. Belediyenin hizmetlerinden memnun musunuz? Yollarımız çok bozuk, o yüzden dolayı bir şey demeyeceğim. Başka peki şikayet olduğunuz ya da yapılmasını yani önerdiğiniz? Yollar, gerçekten yollar. Yani. Kaç yıldır Seferihisar'da? Turabiye'de oturuyoruz, biz 5 yıldır buradayız. Geldiğimizde dikkatimizi çeken şu oldu mesela, Hıdırlık Mahallesi'nde eski bir hamam var. Hamam, 100 yıllık hamam, eskiden askerler orada yıkanıyormuş ama hamam şu anda hiçbir şekilde kullanılmıyor, kimse ilgilenmiyor. Ve hani miras, bu bize miras, kültürel miras. Orada tamamen yalnızlığa bırakılmış. Üstüne bir de Osmanlı'dan kalma çeşme var. Çok eski. Onun da arkasına ev yapmışlar. Ortasına bir tane ağaç dokunmamışlar ama oraya da bakmıyorlar. Suyunu da kesmişler. Şu an çok kötü durumda mesela. Onlardan müzdaribiz biz. Rahatsız hani gördükçe üzülüyoruz. Çünkü siz çok bu eski. Bu şikayetinizi belediyeye iletmiş miydiniz? İlettik ama bir yanıt gelmedi. Dönüş sağlanmadı. Dönüş sağlanmadı. Bakalım. Bundan sonrasını artık bakanlığa ileteceğiz. Peki Seferihisar'ın hangi etkinliklerinden memnunsunuz ya da değilsiniz? Valla konserler yapılıyor. Biz bu konudan memnunuz ama yollar da yapılsa hiç fena olmaz. Sizinden çok şikayetçiyim. Karayollar, inşaatların pislikleri olduğu gibi duruyor. Yani çok büyük bir şey, ayıp bence. Adres belirterek belediyeye şikayet etmiş miydiniz? Ben adres belirterek etmedim ama onu da dilekçesine vereceğim. Yani ben bir sene oldum diye geleli, Ankara'dan geldim yerleştim ama pislikten çok şikayetçi. Yani evler dip dibe yan yana, burada deprem bölgesi çok korkuyordum yani. Birleşmişler binayı. Direkt yani bir binaya. Binaların hepsi yan yana birleşik durumda. Yeni binayı birleştirerek yapıyorlar diğer binaya. Bu sefer onun müteahhiti de suçlu olacak. Yani kontrol edildiğini İmar vermemeli. Ondan sonra biraz sürekli evler. Yapılaşma çok fazla ve çok çarpıcı. Hani belediyenin bunları kontrol edip izin vermemesini isterim. Valla her sene iyi ettiriyorum. Valla
Peki burada mesela yapılan çalışmalar Seferihisar'da memnun musunuz değil misiniz? Nelerden memnunsunuz, nelerden memnun musunuz? Memnun değiliz ama işte. Mesela nelerden anladın? Mesela yollar yaşları yani. Yollardan yani, evet. Aynen bunlardan. Peki. Bir de köylü pazar, köylü pazar ama dışarıdan da gelen çok var yani, köylü pazarından çıktı yani. 5 senedir. Burada mesela yapılan şeylerden nelerden memnun değilsiniz mesela? Hangi birini söyleyeyim ki? Hiçbir şeyden memnun aklınıza değiliz. Gelen ablacığım. İlk önce okulumuzdan memnun değiliz. Bugün belediye başkanına gittik fakat kendisiyle görüşemedik. Okulumuzun birçok ihtiyacı var. Yani çocuklarımız çok sağlıksız bir ortamda. Belediyeden bir destek istiyoruz bunun için. Yani şu anda önceliğim o benim. İnşallah kendisiyle görüşürsem bu sorunlarımızı dile getireceğim. Hangi okul? Necdet Epkan İlkokulu. Zaten şeylere de çıkıyor, haberlere de çıkıyor. Evet. Ondan sonra etrafı berbat, okul içi berbat. Bizler veli olarak hepsine yetişemiyoruz. Bir destek rica ediyoruz. Bir saniye yapıyorsunuz. Evet. Kaç yıldır yapıyorsunuz? 1,5. Peki belediyenin yaptığı hizmetlerden memnun musunuz? Yani bu yol çalışmaları epey bizi yordu ama sonuçta güzel oldu. Memnunum şu an. Seferihisar'da yaşıyorsunuz. 30 senedir Seferihisar'dayım. Belediyenin yaptığı hizmetlerden memnun musunuz? Valla belediyenin yaptığı hizmetlerden de çok da memnun değiliz. Mesela? Yollarımız berbat. Çamur içinde, toz içinde. Hani yeni yeni yapmaya başlıyor ama bazı sokaklarımız gerçekten çok bir berbat yani. Seferihisar'da dün gece yürekleri ağza getiren bir yangın felaketiyle karşı karşıyaydık. Makinik alan olması sebebiyle biraz içimiz rahatlasa da rüzgarın etkisiyle giderek büyüyen alanda yaklaşık 120 hektar görüşmemiz istinaden yaptığımız görüşme sonucunda yaklaşık 120 hektarın yandığı, %80 orman müdürlüğünün desteğiyle yangının söndürüldüğünü öğrendik. Burada 6 saatlik bir çalışma sonucunda bir helikopter, 8 arazöz, 2 iş makinesi, 3 itfaiye aracı, Büyükşehir'den gelen ve Seferihisar Belediyesi'nin destekleriyle de tüm ekip araçlarının orada olduğu, yaklaşık 6 saat sonucunda da sabaha karşı söndürüldüğünü öğrendik. İddiaya göre çobanın yaktığı söyleniliyor ancak olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Oluşum Haber ekibi olarak güncel bülten sunumlarıyla yeniden sizlerle olacağız. Görüşmek ümidiyle efendim, hoşçakalın.